İnler dışarı tel kara. Bizim arkadaşımız Çarşı Merkez Camisi'nin imamı bu şekilde geliyor. Şu şartele şöyle dokunmak şartıyla karartmayı gerçekleştiriyor. Ve apörlemizin, ezanımızın, selamımızın, tekbirimizin susmasına engel oluyor. Problem arkadaşlarımızın vatan millet sevgisi olmadığı için, bayrak sevgisi, ezan sesi sevgisi olmadığı için, bundan rahatsızlık duydukları için apörlenin sesine gelen tekbir sesine, sela sesine dayanamıyorlar. Katlanamıyorlar, bunu sabredemiyorlar. Buna dayanamıyorlar yani. Gelip benim ezanımı, benim camimin ezanını kapatmaya kadar cüret edebiliyorlar. Bunlar ha darbeyi yapmışlar, ha darbeye destek vermişler, aynı bir konumdadır. Benim için aynı konumdadır. Neler yaptınız, suçluyu sanıldınız mı? Ben şimdi Kaymakam Bey'le gittim, görüştüm. Ona dilekçemi verdim. Daha sonra müftülüğe gittim. Müftü Bey'le görüştüm. Müftü Bey'le olayı tamamen net bir şekilde anlattım. Daha sonra savcılığa gittim. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Ve benim yapabilecek olduklarım bunlar olduğu için adli mercilere intikal ettirdim. Neyse, bu kişinin cezalandırılmasını. Aynen bu şekilde bu insanların cezalandırmasını ve bir daha böyle bir olay gerçekleştirdiği zaman ezana, bayrağa, bizim cumhuriyetimize dokunacak olan insanlar bir daha bunu yapmasın. Bizim Üzümlü Mahallesi'nin muhtarı Sayın Erkan Arıcan Beyefendi bu rahatsızlığından dolayı imamları tek tek arıyor ve tehdit etmek şartıyla buranın mülkü amiri benimdir. Ben ne dersem onu yapacaksınız diyor ve saldırıyor. Saldırdıktan sonra bizim Merkez Camisi'nin imamı İbrahim Duman karakoldan yardım istiyor, jandarmadan yardım istiyor. Jandarmayla birlikte bu işi gerçekleştiriyorlar. Daha öncesinden de Çarşı Merkez Camisi'nin kablolarını, kapılarını zorlamak şartıyla orada olay çıkarıyorlar. Silah çekiyorlar. Bir vatandaşın birisi de silahla geliyor. Muhtar bu insanları kışkırtmak şartıyla bu olayları gerçekleştiriyor. İbrahim Hoca da bunu kendi inisiyatifiyle yapmış bir insan değildir. Bunu muhtarın zorlamasıyla, muhtarın tehdit etmesiyle bu işi gerçekleştiriyor. Korkusundan yapıyor. Olay bundan ibaret. Benim vatanım gitmiş, memleket elden gidiyor. Ezan sesinden rahatsız oluyorsun ya. Böyle bir şey yok ya. İşte yapmalar bir ters bir şey. Sen bak bir de şeyim, yani bir vatandaşıyım. Sağ kesimin bir vatandaşıyım. Sen benim verdiğim oyla muhtar oldun.